Siyasetin gündemi hayli sıcak. Bir taraftan çözüm sürecine dair tartışmalar var. Bir taraftan yeni anayasaya dair ümitler tükeniyor. Az önceki haberimizde de izlediniz. En önemlisi, Türkiye 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Türkiye gündemini meclis dışından bir partinin genel başkanıyla 2 gün önce kuruluşunun 28. yıl dönümünü kutlayan DSP Genel Başkanı Masum Türker'le konuşacağız. Sayın Türker, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi aslında size aman oyları bölmeyin, AK Parti'ye yarıyor diyenler de var. Siz kuruluş nedeniyle, kuruluşun yıl dönümü nedeniyle iddialı bir takım açıklamalarda bulunuz onların sonrasında. Bir de birçok bölgede CHP'li adaylar önünde seçilme ihtimali yok, ittifak yapacak diyenler de var. Kim haklı Sayın Türker? Şimdi siyasi partiler seçime girmek için kurulurlar ve bir fikir arkasında dururlar. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ayrıştığımız birçok nokta var, birçok yer var. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Atatürk'e yöneltilen eleştirilerde içinde yer alırken, eleştiren olurken biz Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet'in temel ilkelerine açıkça sahip oluyoruz ve daha birçok konuda böyle ayrılan taraflarımız var. Demokratik Sol Parti seçime girecek. 2007 yılında seçime girmemenin faturasını ağır ödedik. Hala parti onun etkisini üstünden atamamış. Ne yapılıyor? Hemen dedikodular çıkartılıyor. İşte bu dönemde girmeyecek, bize destek verecek. Şuradan destek verecek, buradan destek verecek. Biz Demokratik Sol Parti olarak Türkiye'nin her yöresinden seçime gireceğiz. Ve bu konuda eğer bizim kendi teşkilatlarımızdan bu konuda bir eksilme olursa genel merkezden adayları tamamlayarak bu konudaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda iyi niyetli olmadığını yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıp benden özür dilemesi gerekir. Bir televizyonda Demokratik Sol Parti gelip bize katılsın dedi. Siyaset dinamiği içinde yer alanların bir siyasi partinin bir kişinin birkaç kişinin kararıyla değil kendi kurullarının kararlarıyla birlikte bunun oluştuğunu, bir kurultay meselesi olduğunu, daha kurultaydan yeni çıktığımızı ve bu kurultayda da böylesi bir karar aldığımızı bilmesi gerekir. Ama böyle bir söylemi niye söylüyor? Etik değil. Bizim tabanımızdan bazılarına gelin sizi belediye meclis üyesi, belediye başkan adayı gösterelim diye, aday aday olun diye böylesi bir mesajdır. Biz bunu reddediyoruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği de çok güçlü değil. Şu anda elindeki 4 büyükşehir belediye başkanlığından Mersin'i Demokratik Sol Parti'nin elinden aldı. Yani Demokratik Sol Parti'nin seçilmiş belediye başkanı transfer etti. İzmir'i de keza öyle yaptı. Eskişehir'i de öyle yaptı. Geçmişte Bursa'yı da öyle yaptı. Bunu bildiğimiz için bizim Cumhuriyet Halk Partisi ille olacağız diye bir olay yok. Solda birlik diye gündeme getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi hata yapınca Atatürk'ten yana olan, soldan yana olanların oy verecekleri başka parti kalmayacak mı Türkiye'de? Onun için biz bu konudaki söylemlere kulaklarımızı tıkadık. Yolumuzda ilerliyoruz. Bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak bu konularda aday adaylığını ortaya koyacaklar, adaylığını koyacaklar. Ve bu konuda 28. kuruluş yıl dönümümüzde belirttiğimiz gibi Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkmak için diyoruz. Bakın çok üzücü verici bir tane olay söyleyelim. Cumartesi günü barış toplantısı yapılmadı. Cumartesi günü Diyarbakır'da federasyon ilan edildi. Şimdi biraz evvel geçen anayasa haberi bile bununla ilgilidir. AKP'nin anayasayı geri çekeceğini Sayın Başbakan bir gün evvel, iki gün evvel bir başka açılışta açıkça söyledi. Meclis başkanımız yarın toplanacak, belki de çekecek dedi. Ve yasama organının bile yürütme organının emrinde olduğunu ondan anlamak mümkün. Peki niye çekiyor? Çünkü şu anda federasyona doğru gidiş olduğu için başkanlık sistemine dayalı önerisini gözden geçirecek. Belki de bir mutabakat sağlarsa Barzani ile yaptığı görüşmeler sonucu hiçbir başka partilere ihtiyaç kalmadan yeterli milletvekilini bulup anayasayı değiştirmenin yoluna gidecek. Ama bakın bizim beraber olmamızı istediğiniz parti bu tür yorumları yapıp bunları gündeme getireceğine, iki şarkıcının beraber düet yapmasına, Ahmet Kaya üzerinde başbakanın çizdiği gündemin peşinde gidiyorlar. Hiç kimse şunu sorgulamıyor. Bir bölgenin başkanını başbakan gidiyor, kendi memleketine geldin şeklinde söylüyor, Kürdistan'ı götürüyor ve
Atatürk'e mal ediyor. Bakın diyor kayıtlara. Tabii ki ilk meclis kurulduğu zaman Kürdistan milletvekili olacak. Çünkü o milletvekilleri meclisi mebusandan kaçmış olan milletvekilleri bunlara ilaveten boşluk olanları doldurmuşlardı ve birlikte hareket ediyorlardı. O tarihte Irak da bize bağlıydı. Suriye'de daha Osmanlı İmparatorluğu parçalanmamıştı ki. Şimdi bunu dikkate almadan bu şekilde konuşan bir başbakanın bu muhalefetine yatkın olmayan bir karşı kuduruş olmadığı için, ciddi bir muhalefet yapılmadığı için biz bu farkımızı ortaya koyuyoruz. Peki, pek Sayın televizyonlarda Türkiye, ya da Sayın gazetelerde Türkiye, bu görüşlerimizi getiremiyoruz ama şunu açıkça söylüyoruz. Mesela o gün Barzani ile kapalı yerde yapılan Sayın konuşma... Sayın Türker, soru sormama izin verebilir misiniz lütfen? Çünkü tabii, televizyonda buyurun, şu an buyurun. Görüşlerinizi açıkça iletebiliyorsunuz. Ben sizinize bakamadığım için göremiyorum sizin bakımdan. Şimdi CHP, yani ana muhalefet partisini çok yetersiz ve çok zayıf bulduğunuzu anlıyorum yaptığınız konuşmalardan. Halbuki çok daha farklı noktalardan bir takım iddialar gündeme getirebilir diyorsunuz. Şimdi bir tartışma konusu da geçtiğimiz günlerde açık çek verdiniz. Nereden isterse oradan aday olabilir dediniz Sarıgül için. Biliyorsunuz Sarıgül tartışması aldı yürüdü gidiyor. Ve CHP'nin Sarıgül'e aday göstereceğine inanmıyorsunuz. Neden inanmıyorsunuz Sayın Türker? Bir kere ben Sarıgül'e hiçbir zaman açık çek vermedim. O gün bir televizyon programında sordular. Sarıgül sizden aday olabilir mi? Ben kimin aday olup olmayacağını karar veremem. Bizim yetkili kurullarımız vardı dedim. Ama o sözleri alıp hemen Sarıgül'ün taraftarları DSP Sarıgül'e teklifte bulundu dedi. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda ne açık çek verdim ne de o televizyonda söyledim. Hatta o televizyondaki konuşmam şu anda merak eden Demokratik Sol Parti'nin web sayfasında aynı bandı görebilir. Şimdi ben niye gösteremez dedim. Şimdi bir halita var. Şu anda İstanbul'da yalnız AKP yönetmiyor İstanbul'u. İstanbul'un ilçelerini de CHP belediyeleri yönetiyor ve Sayın Sarıgül de Şişli Belediyesi'ni yönetiyor. Şimdi Sayın Sarıgül bence Şişli'ye razı, hatta aday olmak istemiyor diye de bir duruma girebilir. Bensiz girdiniz, mağdur yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini oynayabilir. Veya ben tahminime göre belki de Sarıgül'ü Ankara'ya kaydırırlar. Ama bu konuda benim bu söylemim bir tahmindir. Yani bir kesin tavır değildir. Bana sordular. Siyasetçi olarak gördüklerimi söyledim. Sokağa herkesin iyi dinlenmesi gerekir. Sokak başka şey söylüyor. Medya başka şey yazıyor. Medyanın yazdığına değil, sokağın söylediğine kulak vermek gerekir. Peki, bir taraftan da Ecevit ailesiyle irtibatınızı merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde Twitter'da Bülent Ecevit'in eşi Sayın Rahşan Ecevit'in hayatını kaybettiğine dair iddialar dolaştı. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Alıcı bir açıklama yaptı. Ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Rahşan Ecevit'in hayatını kaybettiğine dair paylaşımlarda bulunulduğunu söyledi. Sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getirdi. Niye böyle bir şey gündeme getiriliyor? Bu iddialar gerçeği yansıtmadığına göre mutlaka bir tespitiniz vardır. Evet, şimdi Rahşan Hanım bizim için çok önem verdiğimiz, partimizin kurucu genel başkanlığını üstlenmiş ve Demokratik Sol Hareket'in kuramcısı, felsefesinin kuramcısı ve partileşmenin önünde yolunu açan Bülent Ecevit'in yerine görev yapmıştır ve eşidir. Sayın Rahşan Ecevit benim genel başkan seçildikten 10 gün kadar sonra, parti yönetimi belirlendikten sonra biraz da Emrehan Halıcı Bey'in başka partilerdeki bir parti meclisi açık açık söyledi. Amaç bir insanın milletvekili seçilmesidir dedi. O arada bizi Ecevitsizleştirmeyle suçlayarak ayrıldı ve bir parti kurdu. Sonra o partisini tasfiye etti. Bu arada Sayın Halıcı CHP'ye girdiği tarihte CHP kongresine katıldı. Biz Sayın Rahşan Ecevit'in hiçbir tasarrufunu eleştirmeyiz. O bizim için bir annemize baktığımız gibi, babamıza baktığımız gibi, ebeveynimize baktığımız gibi her dediğine hiç eleştirmeden bakarız. Ve onun gıyabında hiçbir şekilde ona laf söyletmeyiz. Bu haberler niye çıkartılıyor? Herhalde o tarihlerde Sayın Halıcı'nın CHP'den geçici istifasının söz konusu olduğu dönemdi. Niçin istifa etti? İstifasını niye kabul etmediler? Ne oldu, ne bitti bilmiyoruz.
Ama o kısmın ötesinde birileri birdenbire Rahşan Hanım'ın eteklerine sarılıp kendine istikbal arıyor olabilir. Biz o haberle ilgili olarak Anadolu Ajansı tarafına arandık. Hemen korumalarla, bizim korumalar, onun korumalarını arayıp sağlıklı olduğunu duyunca bize soranlara, bakın ismimizi geçirtmeden Anadolu Ajansı'na hayır öyle bir şey yok, gerçeği yansıtmıyor dedik. Hatta ben bile o saatlerde Emrah'ın Halıcı'yla konuştum. Ne oluyoruz, niye böyle oluyor dedi. Ya işte bilmiyorum, yapıyorlar filan dedi. Ama burada şöyle bir olay var. Cumhuriyet Halk Partisi, dikkat ederseniz, Bülent Ecevit istismarı yapıyor. 25 yıl Bülent Ecevit'e söylemediğini bırakmayanlar, şimdi ölüm yıl dönümünde biz anmaya gideceğiz. Bizden önce gidiyorlar haberde yer almak için. Biz hayretle bakıyoruz. Esas partilerini var eden, SHP olarak kuran ve Halkçı Parti SODEP'i birleştiren Erdal İnönü 6 gün önce vefat etmiş. Onu anmıyorlar. Ama 25 yıl söylemediklerine bırakmadıkları Ecevit'e sahip çıktı diyorlar. Bence Ecevit'e sahip çıkmak isteselerdi, Bülent Arınç'ın o başörtülüyle meclisin açıldığı gün yapılan konuşmasına tepki gösterselerdi Ecevitçi olurlardı. Zaten o gün ben söyledim. Bugün başörtüsü yasağı kalkmadı, özgürlüğe kavuşmadı, başörtüsü olmayanlara yasak geldi, Cumhuriyet'in omurgası kuruldu. Omurgası kurulurken orada seyirci kalanların bu noktada Ecevit'i istismar etme noktasıdır. Biz ama Ecevit'e sahip çıkıyorlarsa da seviniyoruz. En azından 25 yıl içinde hata yaptıklarını itiraf etmiş varsayıyoruz. Peki Sayın Türker, anladığım kadarıyla bazı sözleriniz de saptırılıyor. O yüzden hazır sizi bulmuşken birebir size sorayım ve doğru haberi, bilgiyi sizden almış olalım. Yine 2009 yerel seçimlerinde DSP'den 3. kez Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu Sarıgül ve %55 oranında oy almıştı. Bir önceki seçime göre oy oranı azalmasına rağmen 3. kez Şişli Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Bir dönem ben partinin başında olsaydım Sarıgül'e aday göstermezdim dediğiniz iddiası da yayıldı ortalıkta. Bu iddia ile ilgili ne söylersiniz? Hayır, o yayılmadı. O zamanki olay şuydu. Ben partinin genel sekreteriydim ve bu görüşmeler yapılmış. Görüşmeler ben başka kanallardan duyunca, nasıl, hangi kanallardan duyuyorsunuz? Birisi partinize geleceği zaman herkes kendisine dışarıdaki kişiler belediye meclis üyesi adayı olabilir miyiz dediler. Ben sordum, var dediler. O zaman dedim ben, kusura bakmayın, siz eğer bu yerel yönetimlerle partinin ikinci adamından yokken vekalet edecek kişiden bu tür şeyleri saklıyorsanız ben olmayacağım. Ne yapacağız? Bunun yolu var dedim. Ben meslek örgütünün yönetimine gidiyorum. Giderken de gerekçe onu gösterirsiniz dedim. Ama bir genel sekreter seçene kadar da işi yürüttüm ve ben hiçbir zaman yapmadım. Tam tersine o zamanın genel başkanı sıkıştı. Çünkü partide tepki vardı üyeliğine. Canım sen anlaşmışsan genel başkansın, senin söylediğine sahip çıkarız. Önerisini de bile ben ayrıldığım gün ben kendim yaparım. Yani yeni genel sekreter yapmak istemiyorsa ben yaparım dedim. Ama ikimizin arasındaki konuşmada, yani ben şahsından, kimliğinden dolayı değil, benim Sarıgül'e karşı bir tepkim, bir tutumum yok. Parti ikinci adamıyken seninle konuşulmadan bir şey konuşulmuş, hatta başka ilçelerin belediye başkanlıkları belirlenmiş. Kendi mesela Samandağ'ındaki kazanacak adayımız varken, eli kaldırılmışken yerine hemen Sayın Sarıgül'ün önerdiği kişiyi koyup kendi adayımızın ÖDP'ye gidip oradan seçilmesi neden olmuş gibi olaylar vardı. Bunlar bizim Demokratik Sol Parti'nin felsefesine, kültürüne aykırıydı ve bu nedenle ben bu işin içinde olmam dedim. Bunu birçok şekilde beni tahrik etmek için herkes kullandı. Bugüne kadar da bunu çok fazla yerde dillendirmedim. Ama o günkü bizim yönetim anlayışındaki farkındaydı. Belki görüşseydik daha evvel çok farklı olurdu. Belki Sayın Sarıgül'e niye Şişli oluyorsun da büyük şehir olmuyorsun derdik. Bu tür şeylerle ilgiliydi. Yoksa ben ona karşı olmuşum falan gibi yok. Tam tersine onun katılım törenine bile o zaman Sayın Genel Başkan rica etti. Gidip katılım törenine bile bulundum. Yani böyle partiye zarar verecek, böyle seçim zamanı parti aleyhinde bulunacak bir kişinin yapacağı iş o gün partinin yönetiminden ya da o kadrosundan istifa etmekti. Ben böyle bir şey düşünmediğim için parti meclis üyeliğim devam etti ve katılımda bulundum. Benim bu söylemlerim, yani bir siyasetçi olarak
Bana sorduğunuz zaman Sayın Sarıgül Şişli'den seçilme olasılığı bulabilir ama İstanbul'da bulamaz dedim. Nitekim bakın ilk katıldığı günden bu yana mevcut olan heyecan yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu farklı hesapların, farklı yapılanmaların olduğundan düşünüyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni sanıyorum en sonunda Sayın Gürsel Tekin ile Sayın Sarıgül arasından yapıp bir başka kişiyi aday çıkartabilir. Ama bana sorarsanız Sayın Sarıgül aday göstersinler. Görelim bakalım nedir. Kazanırsa AKP zayıflatmış olur. Kazanmazsa da herkes ne olduğunu orada görmüş olur. Masum Türker, çok teşekkürler. Birebir merak edilenleri yanıtlamış oldunuz. Birebir sizin ağzınızdan duymuş olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ve şunu özellikle sonla söylemekte. Demokratik Sol Parti sonsuza kadar var olmak için her seçimde varlığını ortaya koymaya çalışacak. Çok çok teşekkürler.